Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetimi El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Evet, kitabımızda birinci bölümün sonuna geldik ve birinci bölümün sonunda PMP sınavı için ipuçları bölümü yer almakta. Bundan bir tane daha vardı önceki videolarımın içinde, yine proje yönetim sohbetlerinde. Böyle bölümlerin içinde aralarda sınav için nelere dikkat edilmesi gerekir bunu bildiren ifadeler var. Evet, PMP sınavı için ipuçlarına şöyle bir bakalım. Projeleri operasyondan ayıran en önemli özellik projelerin başlangıç ve bitiş noktasının olmasıdır. Hatırlayacaksınız, operasyonlarda böyle bir durum yok. Operasyonlar süreklilik arz ediyor demiştik. Operasyonların nasıl uygulanacağı prosedürlerle gösterilirken projelerde metotlardan yararlanırız. Proje yönetimi farklı bilgi alanları arasındaki dengeyi sağlamak için bu bilgi alanları da kapsam, zaman, maliyet, kalite diye zaten önceden de söyledik. Sonra da daha detaylı anlatacağız. Beceri, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine uygulanmasıdır. Program, ortak bir hedef doğrultusunda projelerden elde edilecek kazanımı daha da arttırmak amacıyla projelerin bir arada yönetilmesidir. Portföy yönetimi, organizasyondaki programların, projelerin ve operasyonel işlerin yapılabilmesi için kaynakların hangi tarafa daha fazla yönlendirileceğine odaklanır. Hatta portföy yönetmekten üst yönetim sorumluyken, programı yönetmekten proje yönetim ofisi sorumlu veya program yöneticisi sorumludur deriz. PMP sınavındaki sorularda proje yönetim ofisleri aksi belirtilmediği takdirde şirkette mevcuttur ve proje yöneticilerinden daha yüksek yetkilere sahiptirler. Hatta yine sınav için proje yönetim ofisinin olması gereken seviye nedir? Lütfen bunu da önceki videolardan izleyiniz. PMP sınavında aksi belirtilmediği sürece proje yönetim ofisi hangi seviyede olmalıdır? Hadi bu da benim bu bölümle ilgili sorum olsun. Buna lütfen dikkat. Bu da sınavda sorarken proje yönetim ofisi dediği zaman belirli bir seviyede olduğu varsayımıyla sorular sorulur. Onun için bu oldukça önemli. Önceki videolarda anlatılıyordu. Artık izlemenizi tavsiye ederim. Kitabımızın 1.6. bölümünde PMP sınav soruları var. 10 tane sınav sorusu var. Eğitimlerimize katılan arkadaşlar bu soruları aslında ulaşıyorlar. Fakat bir iki tane farklı soru tipiyle ya da soru şekliyle karşılaşılabilir bu kitabımızda. Bunları da tek tek tabii ki burada paylaşmayacağım. Artık kitabımızı alanlar bu sorulara ulaşacaklar. Evet, her bölümün sonunda tartışma soruları yer almakta. 1.7 şirketinizde veya bir sınıf ortamında, üniversite ortamında veya bir danışmanlık firmasıysanız eğer katılımcılarınızla bu tartışma sorularını konuşabilirsiniz. Bir şirkette her istek ve ihtiyaç proje olarak ele alınmalı mıdır? Bununla ilgili daha ilk videomuzda bir konu başlığı vardı. Savaş Bey ile beraber çektiğimiz bir videonun içeriğiydi bu soru. Üst yönetim, orta kademe yöneticiler ve çalışanların olduğu bir şirket yapısında proje yönetim kültürünün yerleştirilmesi hangi seviyeden başlamalıdır? Yani operasyonel iş yapan bir şirkette, fonksiyonel iş organizasyon yapısına sahip bir şirket hangi adımlarla proje yönetimini kurgulamalıdır? Bu da yine videolarımızın içinde yer alıyor. Projelerin stratejiler ile uyumlu olması neden önemlidir? Projenin başlatılması için onaylanan iş gerekçesinde varsayılan faydaların takip sorumluluğu kimde olmalıdır? Ve neden? İşte bu portföyü nasıl yönetiyorsunuz? Talepleri nasıl yönetiyorsunuz? Kimin sorumluluğu yönetiliyor? Bunu kendi içinizde değerlendirin ve ona göre bir kurgu hazırlayın şirketinizde. Proje yönetimi her sektör ve şirkette uygulanabilir mi? Açıklayınız. Projelere sistemik bir bakış açısıyla yaklaşmak neden önemlidir? Bu da Savaş Bey'in çektiği videoların içinde bir tanesinde yer alıyordu. Projelerin organizasyonel süreç varlıklarına etkileri nasıl ele alınmalıdır? Burada esas soru organizasyonel süreç varlığı nedir? Bunu da yine videolarımızın içinde bir yerde anlatmıştık. Dikkat, bu çok önemli bir kavram.
PMP sınavı için de çok çok önemli bu organizasyonel süreç varlığı. Bu ifade geçtiği zaman bazen uzun paragraflı yazılarda ne anlama geldiğini bilmezseniz, fakat PMBOK'ta da anlatılır bu, bizim slaytlarımızda da veya bu videoların içinde de yer alır. Ne demek istediğini lütfen inceleyin. Proje yönetim metodolojisi geliştirmek isteyen firmaları bekleyen zorluklar nelerdir? Proje yönetimi bir şirketin değerini arttırır mı? Bu çok önemli bir soru bence de. Ve son soru. Proje yönetimi sihirli değnek değildir sözünden ne anlıyorsunuz? Hatta proje yönetimiyle ilgili kullanılan yazılımlar için de söylenebilir bu. Mesela bir Microsoft Project, bir Primavera sihirli değnek değildir. Neden böyle diyoruz? Bunu lütfen şöyle bir eski videoları izleyerek karar verin, kendi aranızda tartışın. Veya isterseniz bunlar hakkında yorumları bizim mail adreslerimize gönderebilirsiniz. Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Artık burada tercihi size bırakıyoruz. Bu kitabımızı gittigidiyor.com veya sahibinden.com üzerinden satın alabilirsiniz. Hayatımız proje diye bir arama yaparsanız çıkan sayfadan hemen al butonuna basarak kitabı sipariş verebilirsiniz. İlginizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Evet, son olarak da web sayfamızdan 2017'nin son 2 ayında yapacağımız eğitimler ve 2018'in ilk 6 ayına dair programımız belli oldu. Bunlar hakkında da bilgiler alabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir'de eğitimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 2 kere Bakü'de eğitimlerde gerçekleştirdik. Azerbaycan'dan da dinleyen arkadaşlarım var. Kendileriyle belki tekrar Bakü'de karşılaşma, buluşma imkanı bulabiliriz.